Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İman esas muamele ile belli olur. Yoksa nazari olarak söylersiniz böyle. En ileri seviyede Ebu Bekrizm diyebilirsiniz. Yakışmadı değil mi bu? En güzeli bizim nisbetimizle diyelim. Ebu Bekri, Ömeri. İsterseniz öyle deyin. Bizim insanla takdim etmek istediğimiz, yaşamak ve yaşatmak istediğimiz şeyler bunlardır falan deyin. Ama o muamelatınızda bu hassasiyeti milimi milimine ortaya koymuyorsanız, özür dilerim, siz değil yani. Birileri, bir beyin oğlu. Yalancının tekisiniz demektir. Sahtekarın, dümencinin tekisiniz demektir. Ve günümüzde bunların emsali çok. Tadat etmeye, tavzihte bulunmaya gerek yok. İrfan ufkunuz itibariyle bu türlü şeyleri tavzih etmek malum-i ilam olur. Malum-i ilam da beyanda israf ve sizin de zamanınızı israf sayılır. Firasetinizle iz sürerseniz kimlerin olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ruhsatinin bir şeyiyle ifade edeyim. Az değiştiririm ben bardağını. Bir vakta erdi ki bizim günümüz diyor. Bu mısra ona aitti oradan doğruya. Halk şairlerinden. Köroğlu gibi, Dadaloğlu gibi ama fakat onun gibi asi değil. Sizden birisi. Bir vakta erdi ki bizim günümüz. Mümin belli değil, münafık belli değil. Herkes problemine çare arıyor. Dert belli değil, derman belli değil. Yar belli değil, ayar belli değil. Mümin belli değil, münafık belli değil. Dolayısıyla hadiselerin çok girift olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sizinle camiye gelip namaz kılabilir ve size ait bazı şeyleri de icra edebilir. Fakat Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi o çok güzide, çok yüksek firasetli, üstün fetanet abidesi sayılan insanlardan bile kendisini saklayacak kadar profesyonel münafıklıkta prototiptir o. Nasıl insan-ı kamil var? O mutlak manada insan-ı kamil insandır, itaat tablosudur. Cillinin ifadesiyle. Diğer kamil insanlar izafi insan-ı kamillerdir. Nisbi insan-ı kamillerdir. Mutlak insan-ı kamil deyince eskilerin ifadesiyle mutlak zikir kemaline masruftur. Ondan anlaşılacak şey Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de münafıklığın prototipi vardır. Abdullah İbni Übey İbni Selul. Dev Risalet Penahide peygamber fetaneti karşısında şeytan gibi bir adam. Öyle ki arkasındaki aveneleri bile ne fırıldak çevirdiğini farkında değiller. Değişik vesilelerle onun nifaktaki dehasını vurgulama adına. Nifakta da deha vardır yani. Camide gelir böyle geriden gelse bile abdest almıştır almamıştır belli değil. Ama bütün camideki insanlar arka safta durunca sadece yanındaki, sağındaki, solundaki bilir. En ön safa geçer. Ondan sonra kalkarken de herkesten evvel kalkar. Yüzler ona müteveccüh olduğundan dolayı görsünler onu orada. Bak bizim camimize geldi, bizim namazımızı kıldı, bizim tekbirimizi aldı. Efendim prototip bir münafık, Abdullah İbni Bey İbni Selur, böyle birisi. Fakat dehasının enginliğine bakın ki, bu vakani günümüzde de var böyleleri, belki onun pabucunu dama.
Herhalde onun taraftarlar günümüzdeki münafıkları görseydi, Allah Allah ne ahmak münafıklar varmış. Belli ediyorlar hallerini. Halini öyle belli etmiyor ki, çok defa arz ettiğim gibi oğlu Abdullah Bedir ashabından. Ve biz onun da şefaatini dileyerek ashabı Bedir'in adını okuyoruz. Abdullah İbni, Abdullah İbni Übey İbni Selul. Sahabi. 4 numaralı bir sahabi. 4'te 4'lük bir sahabi. Kızı Naciye, yani oğlu sezemedi. Ya bacı sen niye sezmedin yani? Babanın nemmenem herifin birisi olduğunu neden sezmedin? Sahabe-i kiramın güzidelerinden. Kays İbni Şammas da bir dönemde izdivaç yapıyor. Allah-u Alem. Güzide sahabilerden. O gerçek düşüncesini onlardan bile saklayacak, hissettirmeyecek kadar. Ama hayatının her bölümünde, her faslında, her gün Allah Resulü'nün, ashab-ı kiramın ayaklarının altını kazıyan nifakta bir prototip. Hiç falso yapmıyor. Öyle bir şey olunca Bedir'e çıkacaklar. Diyor, ben orada bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Hem onlarla savaşılmaz ki. Kendi kendinizi intihar etmiş olursunuz. Böyle gücünüz ve kuvvetiniz yetmediği bir yerde bir yere çıkıyorsanız şayet, hani bunları dediğimi demediğimi münafık bilemiyorum ben. Fakat böyle der yani. Mutlaka bir kısım makul gibi görünen argümanlarla bazı kimseleri yanında tutar ve öyle tutmuştur. Uhud'da ayrı bir ayak oyunu oynar. Hendek'te ayrı bir ayak oyunu oynar. Müreysi vakasında ayrı bir ayak oyunu oynar. Ayşe'yi, Sıddıke'yi, Kerime'yi, Mükerreme'yi, Muallâ'yı, Mübeccele'yi validemize iftira atanların başında da bu ser müfteridir. Serker olan bu adam kâr değil. Serker olan bu adam o iftira kervanının da aynı zamanda başındadır. Öyle oyun oynar, öyle ayak oyunlarına girer ki orada kendiyle beraber o işe inananların yanında aynı zamanda Müslümanlardan hakiki Ashab-ı Bedir'den inanan oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı inanıyor bu meseleye. Ve daha niceleri. Bu Ayşe validemiz ki hafizanallah hayatı seniyelerinde rüyasında olumsuzluğun rüyasını görmemiştir. Anam beni bağışlasın. Ben huzuru kibriyada da böyle şehadet ederim. Çünkü ben bir kadının dediği andan itibaren gözlerini Efendimiz'e açtı. Vahyin sağanak sağanak yağdığı yerde neşet etti. Ve sahabe-i kiramın en çok hadis rivayet edenlerinden birisi oldu. Kadınlık alemine dair problemleri çözen bir müşkül kuşa bir valide oldu. Olumsuzluğun rüyasını görmemiştir benim anam. Fakat hiç utanmadan, haya etmeden onun içinde dediklerini dediler. Bu açıdan da size bir şey denmişse çok görmeyin yani. Öteden beri nifak düşüncesi, hiç denmeyecek şeyleri demişlerdir. Aldırmayın. Bir gün Allah Celle Celaluhu hükmünü verecek, kimin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. Nitekim o mübarek validemizi de doğrudan doğruya semavi beyan tezki etmişti. Falanın filanın şahitliği değil yani. Efendimizin yüksek fetanetinin müşahedesi de değil. Yani Allah diyordu ki peygamberimize, ya Muhammed, Resul-ü Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem, ben onun tezkiyesini, tasfiyesini sana bırakmam. Ben vahyimle onu tezki ederim diyordu.